Kübreci ile Berberoğlu'nun düşürülmesinin süreci arasındaki paralelliklerden bahsediliyor. En çok ortaklaşılan noktada Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklenmeden dokunulmazlıkların düşürülmesi. Siz neler söylersiniz bu paralellikler ve farklılıklar hakkında? Tabii ki. Öncelikle demokrasi tarihimiz için karanlık bir gün. Üzüntü verici bir tabloyu yaşıyoruz. Temel değer milletin oyudur, halkın verdiği oydur. O oy bağlamında seçilen tüm milletvekillerinin temsil ettikleri demokratik toplum değerlerine uygun biçimde faaliyet gösteren milletvekillerinin dönem süresince görev yapması ve dönemlerini bitirmeleri çok bariz, evrensel ve hukuka uygun, aynı zamanda demokrasinin de ruhuna, amacına uygun bir durumdur. Şimdi bugün ne yazık ki yine yüz binlerce oy almış bir milletvekili, dosyanın içeriğini de birazdan konuştuğumuzda hiç hukuki tutarlılık göstermeyen, bizim ceza kanunumuz, Yargıtay uygulamamızda karşılaşmamamız gereken bir durumda ne yazık ki milletvekilliği hem demokrasiye hem de kanunlara aykırı bir şekilde düşürüldü. Bu açıdan cidden bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Hem Sayın Gergerlioğlu'nun nezdinde hem de ona oy veren yüz binlerce insanın hakkı anlamında bir hak kaybı, bir zarar doğmuştur bugün itibariyle. Keşke ülkemiz böyle demokrasi dışı durumları yaşamasa. Ama ne yazık ki bir fiil yaşıyoruz. Daha önce Sayın Berberoğlu da çok daha bariz, açık ve tartışma götürmeyen bir durumda yaşamıştı. Ondan kısmi de olsa bir geri dönüş sağlanmıştı ama tabii bu süreç akabinde ileride tekrar sağlanır mı, o kadar da emin değilim ne yazık ki şu anda. Türkiye'nin sürüklendiği, gelmekte olan yoğun tartışmaları gördükçe bu konuda da biraz umutsuzluğa kapıldığımı söylemem lazım. Yasal açıdan bakacak olursak Gergerlioğlu'na verilen ceza da cezanın içeriğinden, yani cezaya konu olan tweet paylaşımından söz etmiyorum. Şu çok konuşuluyor. Bu milletvekili olmadan önce açılmış olan bir davaydı. Milletvekilliği süresince dokunulmazlıktan dolayı yargılanmanın durdurulması ya da askıya alınması gerekirdi gibi bir konu tartışılıyor. Hem yasal olarak hem de hukuksal anlamda Sayın Acar, teamüllerde nasıl olması gerekirdi? Çünkü bekletilen yüzlerce dava var başka milletvekilleri hakkında açılmış olan. Neden bu tabii süreç işletilmedi? Onu şöyle arz etmek lazım. Öncelikle Ömer Faruk Bey milletvekili seçilmeden önce başlayan yargılama dosya bazında baktığımızda, kendi Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusunu da okuduğum için de biraz vakıf oldum. 2018 seçimlerinde milletvekili seçildikten sonra anayasamızın 14. maddesindeki devletin birliği ve bütünlüğüne yönelik suçlar kapsamında olduğu yorumlanıp yargılaması durmuyor. Önce Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi 2 yıl 6 aylık bir ceza veriyor. Sonra bunu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi onuyor. Ve dosyası kesin hüküm halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. O sırada hatırlarsınız 2019 yılı Mayıs ayında yeni yargı reformu paketi çıktığında 5 yıllık cezaların Yargıtay yolu kapalıyken bu suçlarda, ifade özgürlüğüyle ilgili suçlarda temiz yolu dediğimiz Yargıtay yolu açılmıştı. Ve Sayın Gergerlioğlu ile ilgili dosyası meclisten alınıp tekrar Yargıtay'a gönderilmişti. Örneğin o sırada 2019 yılında hukuka uygun ve yasamanın teamüllerine uygun bir uygulama yapılmıştı. Aslında bunu yapan da Sayın Şentop'tu o dönemde. Yani bugün düşürme kararı veren Sayın Şentop aslında o gün hukuka uygun bir karar vermişti. Ama akabinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi aslında yine anayasanın ruhuna, sözüne aykırı bir karar verdi. Bu karar da 4'e karşı 1 oyla verildi. Muhalefet şerhi çok önemliydi. Muhalefet şerhi aslında anayasanın 2001 değişiklikleri sonrası ifade özgürlüğünün hangi oranda korunması gerektiğini, hangi suçların madde 14 kapsamına girip girmeyeceği yönünde çok kapsamlı ve önemli bir değerlendirme içermekteydi. Bu değerlendirmeyi dairedeki çoğunluk ne yazık ki anlayamadılar. Hukuki bir uyuşmazlık ortaya çıktı. Bu bağlamda da Sayın Gergerlioğlu ile ilgili hüküm meclise gönderildi. Şimdi buradaki sıkıntımız şu. Bireysel başvuru ne yazık ki kesin hükmün varlığını ortadan kaldırmıyor. Bu kesin hükmün varlığı söz konusu olunca da meclisi yönetenler anayasanın 84. maddesinin ikinci fıkrasına sığınıyorlar. Orada denmekte ki
kesinlikle meclise geldiğinde okunur ve milletvekilliği düşer. Bugün yaşadığımız tablo bu ama şunu unutmayalım. Bu 84. maddenin ikinci fıkrası 1982 tarihli. Yani bu anayasa yapıldığında var olan bir hüküm ve hiçbir değişikliğe uğramadı. Fakat anayasamız 15'e yakın defa değişti ve son değişikliklerde bildiğiniz üzere bireysel başvuru kurumu geldi. Şimdi bireysel başvuru kurumunun değeri ve önemi artık herkesçe biliniyor. Bireysel başvuruyla birlikte böyle kesin hükümlü dosyaların yeniden yargılamaya yol açması, hükmü ortadan kaldırması durumu da çok bariz bir gerçeklik. Aslında mecliste görev yapan milletvekilleri de bunu bir düşünmeli bence. En azından eğer bir milletvekiliyle ilgili kesin hükme bağlı olarak bir bireysel başvuru söz konusuysa, bununla ilgili bir beklemeye yönelik kanun ya da Anayasa Mahkemesi'nin belli süreler içinde karar vermesine yönelik yeni bir kanun maddesi aslında önümüzde çıkacak yeni yargı reformu paketlerine mutlaka olmalı. Çünkü görüyorsunuz iki kavram tartışıyoruz. Biz ya da hukuka inanan insanlar diyor ki bireysel başvurunun sonucunu bekleyin. Ama anayasanın bir maddesini kendisine kalkan yapan ve biraz da demokrasiyi örselemek isteyen diğer taraf diyor ki biz anayasanın maddesinin gereğini yapmalıyız ve milletvekilini düşüreceğiz. Bu iki nokta daha çok tartışılmaya devam edecek sanıyorum hem mecliste hem de hukuk camiasında. Biz de zaten bunları değerlendirmeye devam edeceğiz Sayın Avukat Yiğit Acar. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, katkılarınız.